Merhaba sevgili akrepler. 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu hafta yeni ay haftasındayız. Hafta sonunda 1 Mart'ta 10 derece balık burcunda güzel bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay hem güzel hem de çok şanslı. Sizin için de çok şanslı bir dönemi işaret ediyor sevgili akrepler. Evet, yeni aya gelmeden önce haftanın genel bir değerlendirmesini yapalım. Bu hafta başında ay Oğlak burcunda olacak. 24 Şubat, 26 Şubat aralığında Oğlak Burcu'nda olacak olan ay, yakın çevre ilişkilerinizi hızlandırabilir. Komşularınızla bir araya gelebilirsiniz, kardeşlerinizle görüşebilirsiniz, akraba ziyaretleri artabilir, sohbet ortamları oluşabilir aranızda, bazı kısa seyahatler, ziyaretler söz konusu olabilir. İletişimin arttığı bir hafta başı olacak. Ama zaman zaman ilişkilerde bazı sorunlar olabileceğine de dikkat edin. Çünkü Ay Oğlak Burcu'ndan geçerken Uranüs, Plüton, Jüpiter ve Mars'la sert etkileşimler içerisinde bulunuyor. Bu nedenle beklenmedik durumlar da olabiliyor. Özellikle 3. evinizde 26 Şubat sabahı Ay-Mars kavuşumu iletişimle ilgili bazı ani sorunlar çıkarabilir. Yakın bir çevrenizdeki bir bayanla ilişkiler problemli olabilir. Veya otomobilinizde ani bir sorun gündeme gelebilir. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor sevgili akrepler. Evet, 26 Şubat öğleden sonra Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Eviniz ve aileniz öne çıkacak. 26 Şubat ve 27 Şubat'ta evde daha fazla zaman geçirebilir. Evle ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. Belki evde misafir ağırlayabilirsiniz, davet verebilirsiniz. Veya ebeveynleriniz, anne veya babanızla ilgili konular öne çıkabilir. Evin bir ihtiyacıyla ilgilenebilirsiniz. Evde çalışabilirsiniz. Evde daha fazla bulunacağınızı söyleyebiliriz sevgili akrepler. 28 Şubat'ta Ay Balık burcuna geçince artık sosyal alan biraz hareketleniyor, duygular yoğunlaşıyor, sezgiler derinleşiyor, romantizm yükseliyor. Balık burcu yeni ayının etkilerini de hissetmeye başlayacaksınız. Bu arada 28 Şubat'ta bir diğer önemli harekette 6 Şubat'tan bu yana retro harekette olan Merkür'ün düzelmesi olacak. Merkür Kova burcunda ileri harekete dönecek. 18 derece Kova burcunda başlayan bu ileri hareket 18 Mart'a kadar devam edecek ve 18 Mart'ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. Sizin 4. evinizde bir süredir retroda olan Merkür zaman zaman ev içerisinde sorunlara neden olmuş olabilir. Elektronik araçların bazı sorunları, evde kullandığınız araç gereçlerde bozulmalar söz konusu olmuş olabilir. Şimdi Merkür düzeliyor. Dolayısıyla ev içerisindeki iletişim problemleri de artacaktır. Aileyle iletişimler daha rahat ilerleyebilir. Ailenin genç üyeleriyle, kardeşler olabilir, kuzenler, yeğenler olabilir. Onlarla daha fazla iletişim kurabilirsiniz. Ev içerisinde çalışma söz konusu olabilir sevgili akrepler. Evet, 1 Mart'ta sabah 10'da 10 derece balık burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni aya yengeç burcundaki Jüpiter çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Yeni bir aşk gündeme gelebilir sevgili akrepler balık burcu yeni ayında veya var olan bir ilişkinizde yeni bir boyut olabilir. Bunun yanı sıra çocuk gündeme gelebilir. Hamilelikle ilgili konular, doğum veya var olan çocuklarınızla ilgili güzel bir gelişme de söz konusu olabilir. Özellikle 9. ev etkisi olduğu için çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Bu geleceği etkileyebilecek fırsatlar da yaratabilir. Çünkü Jüpiter gerçekten önemli şanslar ortaya çıkarabilir. 5. ev aynı zamanda şans evidir sevgili akrepler. Bu yeni ayı lütfen değerlendirin. Küçük de olsa bir şans oyununu oynayabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Jüpiter'in güzel açısı gerçekten şansınızı yükseltiyor. Beklemediğiniz bir yerden güzel bir fırsat karşınıza çıkabilir. Evet sevgili akrepler, yeni ayın etkilerini daha detaylı incelemek için lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisindeki detaylı gelişmelerden haberdar olmak için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.